kötü olabilir. O kötü sistemi iyi kullanabilirsiniz. Bir sistem iyi olabilir. O sistemi kötü kullanabilirsiniz. Burada bence kötü bir sistem var. Bundan önceki sistem iyi miydi? Buna göre daha demokratik bir sistemdi. Ama onun da çok kötü kullanıldığına şahit olduk. Yani demokratik seçim yapılıp bu demokratik seçimler sonucunda çok fazla oyla önde gelen rektör adayı atandı mı? Hayır, atanmadığı zamanlar oldu. İşte ben bunlardan bir tanesine tepki göstererek Gazi Üniversitesi'nde 1200 oy alan rektör adayı atanmadı. 200-250 oy alan aday atandı. Onun üzerine ben üniversiteden istifa ettim. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı diye açıkladım. Dedim ki Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye'de ders vermeyeceğim. Ahmet Necdet Sezer gitti ve tekrar üniversiteye döndüm. Tekrar seçim oldu. Bu sefer 250 oy alan rektör 800 oy aldı. 1200 oy alan rektör 700 oy aldı. Abdullah Gül 700 oy alanı atadı ve o akşam 800 oy alan ve atanmayan rektör çıktı dedi ki bu demokratik bir uygulama olmadı. 4 sene önce kendisi 200 oyla gelmişti. Şimdi demokrasiyi oy uyguladığınız zaman da kötü uygulamalar bu şekilde karşınıza çıkıyordu, siyasal tercihler. Bugün sistem iyi mi? Hayır. Herhangi bir üniversiteyle bağınız olmuyor. O üniversitenin dengelerini, politikalarını, öğrenci yapısını, öğretim üyelerini tanımıyorsunuz. Ve dışarıdan boşalan bir kadroya başvuruyorsunuz. Ve yine üniversiteyi tanımayan bir cumhurbaşkanı sizi dışarıdan o üniversiteye atıyor. Bu sistem doğru bir sistem değil. Ama bu sistemde doğru uygulanabilirdi. Nasıl doğru uygulanabilirdi? Atananlar bir siyasi partinin taraftarı olmayabilirlerdi. Yani iktidar partisinin. Ama bugün Türkiye'de atanan rektörlerin %99,99'u tırnak içinde muhalif kimlikleriyle tanınmıyorlar. Zaten muhalif kimliğinizle tanırsanız rektör olmanız mümkün değil. Peki bu Türkiye'yi temsil ediyor mu? Hayır, etmiyor. Üniversiteyi temsil ediyor mu? Hayır, etmiyor. Cumhurbaşkanı'yı yine atayabilirdi ama diyelim ki muhalif kimliğiyle herhangi bir siyasi parti kimliğine de gerek yok. Sistem eleştirisel bir kişiyi, bir akademisyeni bir üniversitenin başına atayabilmeliydi. O zaman bu sistem bu kadar tartışılmazdı.